Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır nefis ve çok da bereketli bir börek yapacağız. Şu çıtırtıyı size dinlettikten sonra videomu, tarifimi uygulamaya başlıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de kat kat bezelerden oluşan lezzetli bir tarif. Sizi çok fazla bekletmeden hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Bugün çıtır çıtır nefis sodalı bir börek yapacağız. Bu börek için sadece 4 tane yufka kullanacağız. Önce böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Burada az ve her evde olan malzemelerim var. Böreğimin sosu için şöyle önce 1 su bardağı sütüm var. 1 çay bardağı suyum var. Kullandığım çay bardağı şöyle büyük boy bir çay bardağı, ona göre ayarlayabilirsiniz. Yine 1 büyük boy çay bardağı sodam var. Soda böreğimize çıtır çıtır bir lezzet katacak. Yine 1 çay bardağı da sıvı yağım var. Burada da eritmiş olduğum 1 küçük çay bardağı tereyağım var. Sosumu hazırladım. Gördüğünüz gibi çok az malzemeli bir iç sos yaptık. Şöyle karıştırdıktan sonra yufkalarımın arasına bu sosu süreceğim. Birinci kat yufkamı tezgahıma serdim. Sosumu 4 yufkaya da yetecek şekilde eşit olarak ayarlıyorum. Yufkamın üzerine döküyorum. Sonrasında da dağıtacağım. Sosumu yufkamın üzerinde eşit bir şekilde yumurta fırçası yardımıyla dağıtıyorum. Yufkamın her tarafını güzelce eşit bir şekilde ıslattım sosumla. Şimdi ikinci kat yufkamı şöyle ilkinin üzerine seriyorum. İkinci kat yufkamı serdim. Şimdi yine aynı şekilde yufkamı ıslatıyorum sosumla. Tereyağlı, çıtır çıtır ve bol soslu bir börek tarifi. Şimdi üçüncü kat yufkamı da güzelce diğer yufkalarımın üzerine yerleştiriyorum. Dördüncü kat yufkamı da serdim. Artık sosumu ilave etmiyorum ve yufkalarımı güzelce keseceğim. Önce dörde bölüyorum. Dörde böldükten sonra da yufkalarımı artık istediğim büyüklükte börekler olacak şekilde isterseniz bu büyük dilimi de 4'e ya da 6'ya bölebilirsiniz. Evet, yufkalarımı böldüm. Her bir büyük dilimi 6 ayrı parçaya böldüm ben. Siz de zevkinize göre 5 ya da 6 parçaya bölebilirsiniz. İç harç olarak patatesli bir harcım var ve peynirli bir harcım var. Yufkalarıma iç harçlarını koydum. Şimdi sıra geldi en keyifli kısma. Şimdi şöyle yufkalarımızı, böreklerimizi güzelce yuvarlıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Ve çıtır çıtır olacak nefis bir börek hazırladık bugün. Ben patatesli ağırlıklı yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz istediğiniz başka bir iç harçla da yapabilirsiniz. Evet, bu kadar kolay yapımı gördüğünüz gibi. Şimdi bütün böreklerimi bu şekilde yuvarlayıp saracağım ve pişirme aşamasında da size detaylı bilgi vereceğim. Böreklerimi sardım. Dolu dolu bir tepsi böreğim çıktı. Şöyle bir şişe sodam var. Bu sodayı böreklerimin üzerine dökeceğim. Sodamızı böreklerimizin üzerinden döküyoruz. Bütün böreklerimize sodayı eşit bir şekilde döktük. Evet, bir şişeyi böreklerimin üzerine eşit bir şekilde döktüm. Şimdi böreklerimin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Sonra isterseniz çörek otu, susam ya da keten tohumu ile böreklerinizin üzerine süs yapabilirsiniz. Ben yumurtalarımı sürerken bir yandan da fırınımı çalıştırdım. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Böreklerimin üzerine yumurtalarımı sürdüm. Üzerlerine de biraz keten tohumu serpiştiriyorum. Şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırına vereceğim.
Böreğimi şimdi fırından çıkardım. Biraz soğuduktan sonra dilimleyip iç dokusunu da size göstereceğim. 4 yufka ile dolu dolu bir tepsi börek yaptık. Şöyle böreğimin dokusunu, çıtırtısını size göstermek istiyorum. Lütfen dinleyin. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi de gayet güzel bir şekilde pişmiş, yumuşacık bir börek oldu. Gördüğünüz gibi kat kat. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Sevgiler, Allah'a emanet olun.